Merhaba, iyi günler. 15 Temmuz'da Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel harekatı ziyaretinde özel harekat daire başkanı Süleyman Karadeniz'in elini öpmesinin fotoğrafı malum, çok meşhur. Bu günlerdir aklımda, hep bir şeyler söyleyeyim diyorum, yazayım diyorum, hep erteliyorum ama artık daha fazla bunu ertelemek istemiyorum. Bu biraz bireysel bir yayın, öznel bir yayın olacak, öyle diyeyim. Çünkü hayatımın önemli bir bölümü İslami Hareketi ve ardından Ülkücü Hareketi, Türk Milliyetçiliğini takip etmekle geçti. Bu hareketlerin birbirleriyle ilişkilerini, rekabetlerini, kavgalarını ve işbirliklerini çok yakından takip etmeye çalıştım. Bunun örneklerini birazdan anlatacağım. Ve bunun da öncesinde 1970'li yıllarda solcu bir genç olarak o dönemde de çok olmasa bile ülkücüler ve İslamcılar arasındaki ilişkiyi de az buçuk gözlemlemeye çalıştım. O dönemde mesela Fatih Camii'nde Metin Yüksel'in, İslamcıların önde gelen isimlerinden Akıncı Gençliğin, ülkücüler tarafından öldürüldüğünü biliyordum mesela. Tam anlamıyorduk o tarihlerde. Aralarında bir fark olduğu belliydi. İslamcılar için, İslamcı gençlik için yeşil komünist denirdi. Ülkücülerle aralarında çok ciddi olaylar olmasın da, demin söylediğim gibi olaylar, Metin Yüksel olayı gibi yaşanmıştı. Ve bir diğer yönde gerçekten İslamcı gençliğin, o tarihler yeni yeni ortaya çıkan İslamcı gençliğin sol hareketle çok fazla kavga içerisine girmediğini de biliyorum. Ama daha önemlisi 80 ortalarından itibaren siyasi hareketlere baktığımız zaman ülkücü hareketin büyük ölçüde cezaevinde olduğunu, tasfiye edildiğini ama bir şekilde varlığını sürdürdüğünü bürokraside ve yeni kurulan bazı partilerde, ANAP'ta da vardı mesela böyle, ve daha sonra da Milliyetçi Çalışma Partisi kuruldu. Ama İslamcılık tam bir istim üzerindeydi. Tüm dünyada böyleydi. Ülkücülerin boşalttığı yeri büyük ölçüde İslam hareket doldurdu. Özellikle Anadolu'da. Çünkü ilginç bir olay var Türkiye'de. Taşrasında, özellikle Türkiye'nin taşrasında dindarlık ve milliyetçilik çok fazla iç içe geçmiş durumda. Bunlardan kimileri döneme göre, kimileri daha baskın hale geliyor, kimileri ikinci planda kalıyor. Onun için de Türkiye'de bir malum milliyetçi muhafazakar kanat diye bir laf üretilmiştir. Ya da Türk-İslam sentezi diye bir başka laf üretilmiştir. Türkiye'de sağ sihirli formülü bu ikisini olabildiğince birleştirmek üzerine inşa etmeye çalıştı. Ama merkez sağ partilerde ağır basan yön İslamcılıktan ziyade, dinden ziyade millilikti. Hep böyle ola geldi. Mesela bir Demokrat Parti'nin ya da Adalet Partisi'nde hep bir din boyutu vardı ama daha çok öne çıkan yön daha milliyetçi bir çizgiydi. 73 yılında yapılan seçimlerde Milli Selamet Partisi'nin çok ciddi bir patlama yaptığını görüyoruz ve o tarihte Milli Selamet Partisi'nin oy aldığı yerler aynı zamanda MHP'nin de güçlü olduğu yerlerdi. Diyelim ki Kayseri'de ya da Konya'da ya da Malatya'da, Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta vesaire, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri. Ama MSP'nin ve daha sonra onun devamı olacak olan partilerin MHP'den en büyük farkları Güneydoğu'da Kürtlerden ciddi miktarda oy almalarıydı. MHP'nin hiçbir şekilde varlık gösteremediği bu coğrafyada MSP ve daha sonra Refah Partisi, AKP hep bir şekilde varlığını sürdürdü. Yani ülkenin içinde, taşrasında, Karadeniz'de büyük ölçüde iç içe geçmiş yapılar, birbirlerini etkileyen yapılar, seçimden seçime
oy değişti. Seçmen davranışlarının değiştiğini görürüz. Mesela 73'te Milli Selamet Partisi, 77'de Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlü çıkmıştı. Ya da hatırlayalım, yıllar sonra Refah Partisi'nin kapatılması ve Fazilet Partisi'nin kurulmasının ardından yapılan ilk seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ciddi bir şekilde çıkış yapması, 1999 olması lazım, çıkış yapması gibi. Şimdi bir süredir Türkiye'de bu hareketin iki önemli partisi ittifak halinde. Yani AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi. AKP dışında İslamcı partiler var, MHP dışında Milliyetçi partiler var. Ama amiral gemileri her iki hareketinde bunlar. İlk bu ittifak kurulduğu zaman genellikle MHP'ye ikinci bir rol biçildi. Bir tür koltuk değneği olarak tarif edildi. Erdoğan Fethullahçılarla ittifakını bitirmişti. Yeni ittifak araçları içerisindeydi. İttifaka mecburdu ve MHP ile yaptı. MHP'nin de çok ciddi bir sorunu vardı. Daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin kongreyi kaybetmek üzereydi. Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın gibi isimler Bahçeli'nin karşısına çıkmışlardı. Ve burada Erdoğan Bahçeli'nin yardımına koştu. Mahkemeler aracılığıyla muhalefetin MHP'den tasfiye edilmesine katkıda bulundu ve ondan sonra bir birliktelik oluştu. Ve o birliktelik bugüne kadar geliyor. Ve bugün baktığımız zaman o fotoğraf işte bize gösteriyor ki baskın olan taraf artık MHP. Çok net. Yani bir %10 civarında bir oy olan en fazla bir partinin genel başkanını tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli kurumlarından birisinin başındaki bir kişi elini öpüyor. Yani bu akıl alacak bir şey değil diyoruz ama aslında çok da fazla şaşırmıyoruz. Şimdi biraz kişisel anılara geçelim. O fotoğrafı görünce aklıma kaçtı, 1994 sonu olsa gerek, Şevket Kazan liderliğindeki bir Refah Partisi heyetiyle izlediğim Refah Partisi heyetinin Güneydoğu gezisi geldi aklıma. Şevket Kazan, Allah rahmet eylesin, çok değişik birisiydi, sert birisiydi. Eski Adalet Bakanı, çok otoriter birisiydi ama aynı zamanda çok zeki birisiydi. Devlet terbiyesi olan birisiydi diyeyim. Şöyle yapıyordu, bölgede gittiği yerlerde ilk olarak Vali'yi, Emniyet Müdürünü ziyaret ediyordu. Ardından belediye başkanını hangi partiden olursa olsun ziyaret ediyordu. En son kendi partisinin binasına gidiyordu. Böyle bir şey izliyordu ve her gittiği yerde kesintisiz bir şekilde valilik, ilçe ise kaymakamlık ama genellikle illerde oldu ve Emniyet Müdürlüğü ziyareti. Ve o tarihler 1994 sonu 90'lı yıllar işte meşhur bölgede Güneydoğu'da çok ciddi hak ihlallerinin söz konusu olduğu bir dönem ve bu noktada da özellikle özel harekatçılar dikkat çekiyordu. Özel harekatçılar, bölgeyi o tarihlerde yaşayanlar bilir, büyük kısmında o ülkücü bıyığı vardı gayet sakin bir şekilde. Bunlarla dolaşırlardı, herhangi bir yasak yoktu. Açık bir şekilde bir ideolojik duruş da sergilerlerdi ve haklarında çok ciddi şikayet vardı. Şevket Kazan'ın da gündemindeki maddelerden birisi buydu ama Şevket Kazan mümkün olduğu kadar bu olayı çok fazla gündeme getirmek istemiyordu. Yani çok fazla devletle böyle bir konuda kapışmak istemiyordu. Onu fark etti. Çünkü partisinden insanlar da bu olayı kendisine dile getirdiğinde, bizzat tanık oldum, çok büyütmemeye çalıştı. Fakat bir gün, ilin hangisi olduğunu unuttum ama Şırnak gibi bir yer olabilir, Mardin ya da Şırnak gibi bir yer olabilir, bir yere gittik. Ve vilayete ve ardından Emniyet Müdürlüğü'ne, ben de yanlarında gidiyorum. Karşısında özel harekatçı ayağa kalkmadı, elini sıkmadı. Çünkü özel harekatçılar ya da ülkücü çizgideki devlet görevlileri o tarihlerde
Refah Partisi'ni de bir tür PKK ile dolaylı işbirliği yapan parti olarak görürlerdi. Çünkü Erbakan başta olmak üzere Refah Partililer Kürt kimliğiyle bir sorunları olmayan bir partiydi. Ve daha önemlisi bölgede çok güçlüydüler ve bölgedeki bu güçlü olan parti yapılanması devletle bu güvenlik meselelerinde çok aleni işbirliğine pek gitmiyordu ve dolayısıyla oradaki otoriteler tarafından çok da sevilmiyorlar, güvenilmiyordu Refah Partilileri. Hepsi olmasa bile önemli bir kısmında. Orada Şevket Bey'in nasıl kızdığını, kükrediğini gördüm. Ve ama ilginçtir, o şahıs, oradaki özel harekatın başındaki şahıs hiç oralı olmadı. Yani ne kadar şey yaparsa yapsın, çok acayip bir görüntüydü. Hemen orayı terk etti. Şevket Kazan bağırdı çağırdı terk etti. Daha sonra bir yerde Bingöl'de şöyle bir olaya tanık oldum. Çok acayip bir olaydır. Bingöl'de MHP'nin de belli bir gücü var. Yani Refah Partisi kadar olmasa da MHP'nin belli bir gücü var. Ve işin ilginç tarafı bizim Refah Partisi heyetinin korumalığını da büyük ölçüde özel timler yapıyordu. Yani özel tim araçları ne kadar heyecanlı yapıyorlardı bilmiyorum ama yapıyorlar. Şevket Kazan ve heyetin Bingöl'e gelmesi üzerine, orada temaslarda falan bulunması üzerine MHP'liler onların etkisini kırmak için bir konvoy oluşturmuşlar. Sonradan fark ettik ve Refah Partisi heyetin ardından böyle bir üç hilalli bayraklarla vesaire şey yapıyorlar, kornalar çalarak meğer şehri ve Refah Partisi heyetini takip ediyorlarmış. Nereden, nedenmiş diyorum. Çünkü şöyle bir olay oldu. Yoldayken, yani Bingöl terk edilirken dediler ki bir taziye evi var. Bingöl'ün çıkışında bir taziye evi var. Şevket Kazan ve beraberindekiler taziyeye gittiler. Arabaları çektiler, taziyeye gittiler. Özel timler de dışarıda. Ben de gazeteci olarak o tarihte sigara da içiyordum. Sigara içmek için dışarıda beklerken bir baktım şeyler geçiyor. O MHP heyeti. Onlar sanıyorlar ki Refah heyeti devam ediyor. Yani saptıklarını bilmiyorlar. Yani şeyde mola verdiklerini, taziye için mola verdiklerini bilmiyorlar. Hesapta Refah heyetinin arkasından gidiyorlar. Kornalara basıyorlar ve işte bozkurt işaretleri yapıyorlar, gidiyorlar. Tabii ki ne oldu? Onlar geçerken Şevket Kazan'ı korumakla mükellef olan özel timlerin neredeyse hepsi aynı şekilde onlara bozkurt işaretiyle cevap verdiler. Böyle bir olaydı. Şimdi bunları yaşamış, görmüş birisi olarak bugün gelinen nokta. Mesela bozkurt işareti neydi o? Meri Demiral'in olayı olduğu zaman yaşanan tepkiler, tartışmalara baktığım zaman çok iyi tanıdığım birçok İslamcının sırf şimdi MHP ile işbirliği yapıldığı için bozkurt işaretine nasıl sahip çıktıklarını görüyorum ve acayip şaşırıyorum. Bir yerde şaşırmıyorum tabii ama bunların önemli bir kısmı geçmişlerini de bildiğim için bu konularda çok net pozisyonları olan bu tür işaretlere, milliyetçiliğe, Türk milliyetçiliğine falan çok ciddi tepkileri olan insanlardı ama zamanla onların bir kalıba girdiğini gördüm, görmeye de devam ediyorum. Verdikleri tepkiler, şunlar bunlar. Bir yanıyla İslamcı tepkilerini Filistin falan gibi meselelerde sürdürüyorlar ama onun dışındaki tepkileri, Türkiye içerisinde yaşananlarla ilgili tepkileri büyük ölçüde MHP'nin kopyası şeklinde devam ediyor. Geçenlerde bu konuları izleyicilerle konuşurken bir anlamıyla MHP-AKP ilişkisini bir izleyicimiz 91'deki seçim ittifakını söyledi. O tarihte Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi'ni de alarak seçim barajını geçmek için ittifak yapmışlardı. Evet, bu ittifak yaptılar. Ben bu ittifakı Anadolu'da izledim. Sivas'ta, Kayseri'de, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Konya'da, Elazığ'da
partilerin kampanyalarını izledim. Kimi zaman Sivas'ta mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nu izledim. Kayseri'de Abdullah Gül'ü izledim vesaire. Ve gittiğim her yerde şunu gördüm ki birlikte seçime giriyorlar ama birbirlerine hiç güvenmiyorlar ve birbirlerini sevmiyorlar. Hatta biraz daha ileri gidersek birbirlerinden nefret ediyorlar. Yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Onu bizzat sahada gördüm. Her iki tarafta mecburen bu işi yaptıklarını düşündüler ve her iki tarafta seçim sonrasında barajı kendi partileri sayesinde açtıklarını söylediler. Ve zaten ittifak 66 gün yanılmıyorsam 66 gün sürdü. Kurulduğundan sonra seçimden kısa bir süre sonra herkes kendi evine gitti. Yani bir arada olmak zorunda olduklarında tıpkı 70'li yıllarda Adalet Partisi liderliğindeki Milliyetçi Cephe hükümetlerine, bakın adı bile Milliyetçi Cephe. O zaman Milli Selamet Partisi katılmıştı. Şimdi yıllar sonra 91 seçimlerinde bir seçim ittifakı oldu. Şimdi de AKP-MHP işbirliği ittifakı sürüyor. Ama burada ağır basan yön, ideolojik olarak, doğrultu olarak ağır basan yön MHP çizgisi. Çok net bu artık. Her geçen gün daha da netleşiyor. Erdoğan bunu gidermek için bir takım dini mesajlar, dini konularda adımlar falan yapmaya çalışıyor ama kritik meselelerin hemen hemen hepsinde MHP'nin dediği oluyor. Fakat Özel Harekat Başkanı'nı Karadeniz'in, Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi fotoğrafı bize olayın bir başka yönünü de gösteriyor. Bu da nedir? Zamanında Fethullahçılar için çok söylenen devlet içerisinde paralel yapılanma meselesinin Fethullahçılar sonra da bir şekilde pekala devam ettiğini gösteriyor. Orada görüyoruz ki belli ki ülkücü olan bir başkan, emniyet müdürü, kim bilir başka ne kadar vardır, çok olduğu söyleniyor. Örneğin geçenlerde görmüşsünüzdür belki, Iğdır'da emniyet müdürü işten atılan, seçimden önce belediye alınıp seçimden sonra DEM Partili belediye tarafından işten atılan işçilerin direnişlerine destek vermeye gitti. Yani bu Türkiye'de belki de bir ilk. Bir başka yerde AKP'li belediyenin attığı işçilerin gösterilerini yasaklarken Türk polisi başka yerde resmen destek veriyor. Elinde megafonla hatta onlara sesleniyor vesaire. Bakıyoruz ki devlet içerisinde Fethullahçılardan sonra bayağı ciddi bir ülkücü kadrolaşma da var. Aslında bu hep vardı. 70'li yıllarda da vardı. Ülkücüler devleti çok sever. Devlet de ülkücüleri çok sever. Ama bu seferkinin çok daha yapısal bir olay olduğunu görmek mümkün. İşin acayip tarafı sadece ülkücüler değil, bir takım tarikatlar da, bir takım dini gruplar da, geçenlerde bir yerde yanlış söyledim, Nurcuların okuyucular grubu, pardon, okuyucular değil, yazıcılar grubu, bunun da emniyette çok ciddi bir şekilde örgütlü olduğunu biliyoruz. Nakşibendiliğin değişik kolları, özellikle Menzil'in örgütlü olduğunu biliyoruz. Şu anda devlette bir anlamda devlet kadrolarını Fethullahçıların boşalttığı yerleri doldurmak adı altında bir anlamda parsellenmiş olduğunu görüyoruz ve galiba aslan payı ülkücülerde. Erdoğan gibi bir siyasetçinin bu durumu kabullenebiliyor olması bana hep garip geliyor. Erdoğan'ı az buçuk bildiğimi düşünüyordum ama çok da beni yanılttığını da görüyorum. Fakat şunu da unutmuyorum. Fethullahçılar da tıpkı milli görüş, yani İslamcılarla ülkücüler arasındaki gibi milli görüşçülerle öteden beri hep bir rekabet, hatta karşıtlık üzerine olan bir yapıydı. Birlikte olmaları mucizevi bir şeydi, birlikte hareket etmeleri. Ama o süreçte çok iyi tanıyorum ki her iki tarafta birbirine asla güvenmedi. Birbirine asla kayıtsız şartsız tabi olmadı. Sürekli birbirlerini
gözettiler, kolladılar ve zaten 17-25 Aralık'ta da gördük. Fethullahçılar bayağı bir malzeme istiflemişler. Ona karşılık da karşılığında da gördük ki özellikle devlet MİT üzerinden iktidar da Fethullahçılar hakkında malzeme biriktirmiş ve birbirleri hakkında böyle sürekli sosyal medya üzerinden malzeme pompalandı. Orada da gördük. Şimdi benzer bir hikayenin pekala burada da olabileceğini düşünüyorum. Zaten bir takım şeyler söyleniyor. Bahçeli'nin elindeki dosya vesaire gibi şeyler de söyleniyor. Sonuçta bu Fethullahçıların Erdoğan'ın Fethullah Gülen'le yaptığı ilişki gibi bir ilişki olma ihtimali hayli yüksek. Erdoğan'ın Bahçeli ile olan ilişkisi. Ama şu haliyle her iki taraf da birbirine muhtaç gözüküyor. Fakat bu gidişat MHP'nin ideolojik olarak özellikle aynı zaman devlet ilişkileri anlamında, devlet kadroları anlamında bu derece üstünlük göstermesi, hatta bir tür tahakküm diyelim, göstermesi çok önemli bir şeye yol açıyor. O da Türkiye'deki İslamcılığın altını oyuyor. Çok ciddi bir şekilde altını oyuyor. Bizim son dönemde çok konuştuğumuz muhafazakar ailelerin çocukları sekülerleşiyor vesaire ya da yeni yeni ortaya çıkan seküler milliyetçilik gibi olaylarda bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık Erdoğan bağımsız, kendi gündemi olan, kendi perspektifi, vizyonu olan bir İslamcı siyasetçi olarak topluma seslenme özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Sonuçta yarın öbür gün MHP ile ittifakı bozsa bile üzerinde yükselebileceği herhangi bir demin kalmayabilir. Çünkü bu süre içerisinde iktidarını koruma uğruna Türkiye'de İslamcılığın öteden beri özellikle 80 sonrası 80 sonrasından itibaren milliyetçilerle en ezeli rakipleri olan milliyetçilerle olan rekabetteki inisiyatifi, üstünlüğü kendi elleriyle milliyetçilere teslim etmiş oldu. Bunu tekrardan kazanabilir mi? Bu saatten sonra çok kolay gözükmüyor. Tabii ki imkansız değil. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.